Bazen ben de yalnız hissediyorum. İşte bu dünyada sanki hiç kimse beni anlamamış gibi hissediyorum. Bu beni biraz yorabiliyor. Herkese merhabalar. DNR yazar sohbetlerinin bu haftaki konuğu benim. Hep şikayet ediyordunuz neden soru cevap yapmıyorsunuz diye. Demek ki nasip DNR'ın kanalındaymış, yazar sohbetlerineymiş. Bu gördüğünüz sihirli küre gibi fanusun içinde bana sorduğunuz sorular var ve bu soruları cevaplayacağım sırayla. Başlıyorum hazırsanız. Şöyle biraz karıştırıp efekt de verebiliriz. Şöyle çekiyorum ilk soruyu. Beyhan Budak kendine iyi davranıyor mu? Bu aslında bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Çünkü birçok insan dışarıdan beni gördüğü zaman ya ne kadar huzurlu, ne kadar sakin. Acaba kendisi de öyle mi? Söylediği gibi bir yaşantı sürebiliyor mu? Cevabım kesinlikle hayır. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. İnsanlar sizin sadece belli bir anınızı gördüğü zaman hep sakin, hiçbir şeyi kafaya takmayan, dünyada böyle hiçbir şey umursamayan, her şeyi çözmüş bir insan gibi görüyorlar ama ben aslında özünde kaygılı bir insanım. Bazen mesela kafaya takabiliyorum, bazen alıngan olabiliyorum. Ama mevzu burada şu, insanların en çok düştüğü hatalardan birisi bunu bir alışkanlık haline getiriyorlar. Yani bu saydığım olumsuz davranışları, düşünceleri hayatının her zaman her yerinde tutunca bu bir psikolojik rahatsızlığa sebep oluyor. Ama ben bunu fark ettiğim anda bunun yolun başında insani bir problem olduğunu fark ediyorum. Biraz izin veriyorum. Diyorum ki bunu yaşıyorsam demek ki buna da ihtiyacım var. Ama sonrasında o kendine iyi davranmanın bir hatırlatma noktası var. Artık diyorum zamanı geldi. Artık bir şekilde kendine iyi davranmalısın. Bir şekilde yola devam edebilmek için bu mümkün, bunu yapman lazım. O yüzden şunu diyebilirim. Yolun başında herkes gibi ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Üzülüyorum, kaygılanıyorum, korkuyorum, kızıyorum. Ama sonrasında yine o kendine iyi davranma hali devreye giriyor. Gelelim bir diğer soruya. Böyle kalın bir kağıt geldi ama Allah'tan soru kısaymış. İçsel huzuru ne sağlar? Şimdi mutlulukla huzuru hep insanlar birbirine karıştırıyormuş gibi geliyor bana. Mutluluk dediğimiz şey bir neşe hali. Aslında o anki durumdan çok çok memnun olma hali. Hani yaşamışsınızdır hep hayatınızda. Bu an keşke hiç bitmese dediğiniz anlar. Ama huzur dediğimiz noktayı bir doğa olayına benzetecek olsaydım bir sakin göl manzarasına benzetirdim. Yani o anda bir şeyler oturmuş yerine artık. Artık öfkelensem de, kızgın olsam da, üzülüyor olsam da diyorum ki bu hayatın bir gerçeği. Huzur dediğimiz mevzu hayatı, yaşadıklarımızı, dünyayı kabullenmekle ortaya çıkan bir şey. İnsan kabullendiği zaman evet o anda şoka giriyorsun, üzülüyorsun, kendini parçalıyorsun belki. Ama sonrasında diyorsun ki ya arkadaş bu dünyanın, bu insan olmanın bir parçası. İşte huzurun anahtarı, insan olmanın anahtarı kendini, başına gelen olayları, diğer insanları ve hatta biraz önce saydığım olumsuz duyguları kabullenmekten geçiyor diye düşünüyorum. Böyle olunca insan birazcık daha şeye benziyor. Matrix'te vardır ya Neo'nun sonlara doğru böyle kendini keşfettiği, kendine inanmaya başladığı zamanlar. O hale erişiyorsunuz. Daha keyifli bir süreç diye düşünüyorum. Kendini yalnız hissettiğinde ne yapar? Şimdi bu çok önemli bir mevzu. Bilmiyorum aramızda bu videoyu izleyenlerden kendisini hiç yalnız hissetmeyenler var mı? Eğer cevabım evet ben her zaman çok dolu doluyum, her zaman çok sosyalimse muhtemelen bir şeyleri telafi ediyorsundur. Muhtemelen bir şeyleri saklamak için durmadan koşturuyorsun, sosyal kelebek bir hale geliyor olabilirsin. İnsanın özünde düşünsene koskocaman bir evrene geliyorsun. Koskocaman bir evrenin içinde, bir güneş sisteminin içerisinde, bir galaksinin içinde dünyada bilmem kaç milyar insandan bir tanesin. Ve böyle bir karanlık içinde aslında insanın yazgısında o yalnızlık hissiyatı her zaman var. O köşe başında bekleyen birisi gibi, her daim orada hiç gitmeyen ya da arka plandan esen bir rüzgar gibi. Böyle olduğu zaman o yalnızlık her zaman bizi yoklayacak. Ve bazen ben de yalnız hissediyorum, işte bu dünyada sanki hiç kimse beni anlamamış gibi hissediyorum. Bu beni biraz yorabiliyor. Böyle zamanlarda temas kurabilmek çok önemli. Kendi adıma yaptığım, uyguladığım yöntemlerden birisi bu. Temas kurmaya çalışıyorum. Bu temas kurmak diğer insanlarla olabilir ya da doğayla olabilir, kendi bedenimle ilgili olabilir. Bununla temas kurmaya çalışıyorum. Yalnız bir de şöyle bir durum var. Bazen ben çok yoğun bir tempom var. Çok oradan oraya koşturuyorum. Seminerler, imza günleri. Bazen birkaç gün içerisinde binlerce insanla konuşmuşluğum da olabiliyor. Böyle zamanlarda bir yalnızlık ihtiyacı da ortaya çıkıyor.
hiç kimsenin olmadığı, hiç sesin olmadığı, sadece kendi kendime kalabildiğim zamanlar da olsun istiyorum. Bedenimizin ve zihnimizin yalnızlık ihtiyacını da fark edip ona uymak lazım. Bazen hepimizin en azından delirmemek için yalnız kalmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü içeride bir yerde o sakinliği arada depolamamız gerekiyor. Freud kadar haklı ama Freud kadar haksız biri var mı? Aslında çok güzel bir soru. Freud ya insanı anlamaya gayret eden inanılmaz bir entelektüel. Ve edebiyat seviyor, sanat seviyor. İtalya'ya gidiyor, günler boyunca müzeleri geziyor. Oradaki heykelleri, resimleri inceliyor. Bir tarafıyla baktığımız zaman Dostoyevski hayranı. Karamazov kardeşleri mesela tarihin en önemli romanı olarak nitelendiriyor. Ve bugün insana dair baktığımız bütün yorumların neredeyse tamamı Freud'dan esinlenen bir tarafı vardır. Haksız kısmına gelince bence her zaman insanın haksız olabilecek bir tarafı var. Çünkü insani bir varlıksınız. Dünyayı tam anlamıyla uhrevi bir şekilde %100 kavrayabilmeniz mümkün değil. Herkes kendi kişiliğinin çerçevesinden, penceresinden o dünyaya bakıyor. Böyle olunca eksiklikleriniz olacak, hatalarınız olacak. Mesela Freud babayla olan ilişkiyi bir şekilde, anneyle olan ilişkiyi çok vurgularken tam tersi başka insanlar bunun o kadar da önemli olmadığını söylüyor. Yani herkesin kendi zamanında açmazları olmakla beraber bugün psikolojinin bu kadar popüler olması, bugün terapinin bütün dünya ülkelerinde, dinlerinde, ırklarında popüler olmasının sebebi Freud'tur diye düşünüyorum. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz kendisine. Rahmetli olsa da. Umutsuzluk, bahaneler, çaresizlik, kısır döngüsü nasıl kırılır? Umutsuzluk bir öğrenme aslında. Yani hayat noktasında hepimiz bir mücadeleye girişiyoruz. Ve bu mücadeleye girişme halinde bazen ister istemez şöyle bir sıkıntımız ortaya çıkıyor. O mücadelemiz başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şimdi burada bir deneyden bahsetmek istiyorum. Zamanında farelerle, farelerin, canlıların suyun sıcaklığına direncini ölçmeyi amaçlayan bir deney. Fareleri, şu an rakamları net hatırlamıyorum ama hani en azından mantığını anlatacağım. Oradaki suyun içine atıyorlar ve en uzun dayananı 15 dakika dayanıyor. Ve sonrasında büyük bir kısmıysa birkaç dakika içinde dayanmayı bırakıyor, mücadeleyi bırakıyor ve ölüyor o suyun içerisinde. Sonrasında deneyiciler şöyle farklı bir yöntem geliştirmeyi düşünüyorlar. Öncesinde o fareleri suya atıyorlar. Tam böyle mücadeleyi bırakacağı anda onu sudan geri çıkartıyorlar. Ve fareler orada şunu öğreniyor. Ya diyor, kurtuluş var, umut var. Yani sonrasında bu kurtardıkları fareleri tekrar suya attıkları zaman bazıları saatler boyunca, çok uzun saatler boyunca mücadelesine devam ediyor. Şimdi bunlar önceki farelerden farklı bir ırkta değiller, farklı bir zeka seviyesinde değiller. Mevzu ne? Mevzu inanç mevzusu. Şimdi insan bir iki kere arka arkaya tekrarlayan şekilde başarısız olduğu zaman diyor ki olmayacak, başaramayacağım, çok çabuk öğreniyor. Eğer zihnimizin bir köşesinde gelecekte yapacağımız şeyler konusunda kendimizi umutsuz hissediyorsak muhtemelen içeride bir yerlerde bir yanlış öğrenme vardır. Yani buraya hayal kırıklığı vadisi de diyebiliriz. Buradaki mevzu şu, eğer ben 50 kiloyu kaldırmayı denemişsem ve başarısız olmuşsam ya artık ben hiçbir şey kaldıramıyorum dememek lazım. Birazcık böyle level düşürüp 5 kiloyla tekrar başlamak. Geri adımlarla tekrar şansımızı denersek tekrar umudu öğrenme imkanımız olur diye düşünüyorum. Kişi ruhen kendini çok sıkışık hissedip hiçbir şey yapmak istemeyince ne yapmalı? Şimdi beynimizin şöyle bir yapısı var. Bazen eskiler hatırlayacaktır biraz. Windows'un en eski formatlarında bilgisayar bazen mavi ekran verirdi, virüs bulaşırdı ve bilgisayarı güvenli modda açmak zorunda kalırdınız. Güvenli modda çalışan bilgisayar da çok temel bazı işlemleri yapabilirdi. Öyle tam yeteneklerini ortaya koyamazdı. Hayat üstümüze bazen çok ağır yükler getirir. Stres getirir, sıkıntı getirir, aile problemleri olur, iş yerinde mobbinge uğrarsın. Her şey sanki şey gibi, Cüneyt Arkın'ın bir filmi vardır, Yıkılmayan Adam diye. Oradan kurşun, buradan kurşun. Lan yeter dersin artık ya. Bir duralım artık ama işte böyle zamanlarda kendini sıkışmış gibi hissedersin. Sıkışınca beyin aynen o bilgisayarda bahsettiğim güvenli mod aşamasına gelir. Güvenli modda olduğumuz zaman ne oluyor biliyor musun? Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bazen şurada su bardağı var. O suyu alacak gücü bile kendinde bulamıyorsun. Arkadaşlarınla buluşacak gücü bulamıyorsun kendinde. Böyle sıkışmışlık dönemlerinde hepimizin bir referans noktası var. Geçmişte bir zamanlar Beyhan'ın hayatını
olabildiğince keyifli sürdürdüğü bir dönemi vardı. Onun taklidini yapmak çok işe yarıyor. Eskiden Reyhan ne yapardı keyifli zamanlarında? Neyle keyif alırdı, neyle zamanını doldururdu? Ve eğer yolun başında keyif almasam da o rolü yaptığım zaman sonrasında o rol gerçeğe dönüşebiliyor. Ve bir de şu var, burada bir dipnot olarak düşeyim. Bir büyük resmi hatırlamak lazım. İnsanlar genelde birbirine benzer problemleri yaşıyor. Bazen bunun dozajı değişmiş olsa da. Yani ne olursa olsun şu an her ne yaşıyorsan yaşa, unutmasan da onun izi kalsa da emin ol bundan 1-2 sene sonra bu mevzu seni bu kadar etkilemeyecek. Bundan dolayı o rutinlerimize, o eski güzel günlerimizin taklidine dönmemiz gerekiyor. İş hayatında sizi en çok yoran şey nedir? Çok yordular beni. Var mı tanıdık psikolog diye soracağım. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz psikolog önerilerinizi. Bazen hakikaten hepimizin ihtiyacı olabiliyor böyle durumlarda. Ben biraz duygusal ve hassas yapıda bir insanım. Ve zor insanlardan ziyade şunu yaşıyorum. Yani elimden geldiğince beraber çalıştığım insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bazen karşılık verdiğiniz ya da yardımcı olduğunuz insanların sizi sabote etmesi, sizin arkanızdan entrikalar yapması bu beni çok kırıyor. Birincisi bu, yani sizi arkadan sabote eden insanlar. Bir diğer şey ise ben dediğim gibi etrafımdaki insanlar konusunda sensörlerim çok açık. Yani birisi gelip ya nasıl yapacağız bu işi, bu olmaz dediği zaman benim de omuzlarım düşüyor. Bundan dolayı etrafımda hep birazcık enerjisi yüksek insanlar olsun isterim. Yani gaza getirsin, yüksek olalım. O daha iyi oluyor ama böyle modu düşük, her zaman her şeyin en kötüsünü gören insanlar beni iş hayatında yoruyor. Ve benim de beraber çalışan arkadaşlarım var yanımda. Hep onları bir çalışan gibi değil de yol arkadaşı gibi konumlandırmak istiyorum. Ya beraber yürüyelim bu yolda, beraber bu işi ortaya koyalım gibi. Dediğim gibi bunlar beni iş hayatında etkiliyor. Yakışıklılığınızın sebebi nedir? Valla bilmiyorum, bu çok kişisel bir yorum gibi geldi. Hiç öyle demiyorlardı ben popüler olmadan önce yani. Kaşlara bayağı gömüyorlardı. Şimdi mi yakışıklı olduk? Var ya Nasrettin Hoca'nın ye kür kimye olayı. YouTube'da abone sayısı arttıkça benim yakışıklık oranım da artmış oldu yani. Ya ben kendimi hep ortalama gördüm. Yani hiç öğrenci zamanında, şu anda evliyim. Öğrenci bekar olduğum zamanlarda, üniversite döneminde hiç kimse yanıma gelip ya ne kadar yakışıklısın Beyhan, tanışalım diye gelmedi. Yani dediğim gibi bu algıyla alakalı. Eğer siz anlattıklarımdan hoşlanıyorsanız muhtemelen gözünüze birazcık daha güzel görünüyor olabilirim. Beni şer diyelim yani. Sabır her şeyin ilacı mıdır sizce? Ya bu güzel bir soru. Sabırı ben iki türe ayırıyorum diyebilirim. Birincisi şu, kaçınma türü bir sabır vardır. Yani bir ilişki içerisindeyim ve o ilişki beni zehirliyor, zor bir ilişki. Aslında ayrılsam çok daha sağlıklı olacağım. Çalıştığım iş yeri beni sömürüyor, çok zorlu bir yerdeyim. Ama ayrılsam belki beni dışarıda çok daha güzel iş fırsatları bekliyor. Ben diyorum ki sabrediyorum diyorum. Bir gün düzelecek. Şimdi bu aslında benim korkuma bulduğum bir mazeret. Şimdi böyle olunca o sabır senin hayatını mahveder. Yılları kovalar ve şeye dönüşüyor insanlar. Yani 10-15 sene, 20 sene kaçınmalarının, korkularının gölgesi altında yaşadığın zaman ne oluyor biliyor musun? Sonrasında hırçın bir insana dönüşüyorsun. Yani sisteme öfkelisin, ailene öfkelisin, kendine öfkelisin. Bu birazcık hastalıklı bir sabır. Ama öbür tarafta değiştiremeyeceğimiz, gücümüzün yetemeyeceği şeyler var. Burada şunu derim ben her zaman, bazen sabretmekten başka çare yoktur. İşte bu aktif sabır. O konuda beklemek, sabırlı olmak, ya birazcık bedenimizin, ruhumuzun kendini toparlamasını beklemek çok etkili olacaktır ve sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. 40 yaşımızda yaşlı ebeveynle yaşarken dinamiklerimizi nasıl değiştirebiliriz? Bu çok spesifik bir soru. Şöyle çok genel bir cevap vereceğim. Çünkü içeride ne olduğunu, neden 40 yaşında hala ebeveyninizle yaşadığınızı, geçmişte bir evlilik ilişki yaşayıp yaşamadığınızı, başka bir ebeveyn olup olmadığını, bir sürü şeyi içeriyor aslında. Sadece şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bazen ebeveynimizle yaşarken onu hayatın merkezine alıyoruz. Ve bir savaş da oluyor burada. Annemi memnun edeceğim, babamı memnun edeceğim. Ama şunu anlamış olmamız gerekiyor artık. İnsanlar değişmiyor. Yani annem böyle bir insan, babam böyle bir insan. Şimdi sen oturup onları ikna edip ben kendimi, hayatımı sonra yaşayacağım dersen 70-80 yaşına gelsen de bir türlü o ikna gerçekleşmeyecek. Bundan dolayı yani senin istediğin, umduğun ne bu hayattan? Annem, baban sen ne yaparsan hep eleştirmeye devam edecek. Sen 100 bin yaşında olsan bile. Yani o yüzden oraya bakmadan onların kızma, onların mutsuz olma pahasına artık 40 yaşına gelmişsin. Daha neyi bekleyeceksin? Yani birazcık kendin olma, kendin olmanın, kendi sesinin, kendi hikayenin peşine düşmeni öneririm. Nacizane.
Kitap yazmak mı, oyunculuk yapmak mı, baba olmak mı? Hiç oyunculuk yapmayı düşünmedim açıkçası. Baba olmak da zaten böyle özellikle hani baba olayım ve hayatın geri kalan hepsini geride bırakayım gibi bir rol değil aslında. Hayatınızla beraber sürdürebileceğiniz bir şey. Çok keyif aldığım bir şey. Hayatımda en önemli rollerden bir tanesi. Ama şunu diyebiliriz, yazmak mı, terapi mi? Ben bugüne kadar yaklaşık 15 bin, 16 bin civarında psikoterapi seansı yaptım. Binlerce insanla çalıştım ama bir noktadan sonra şu ayrımı yapıyorum. Ya yazmak bana çok iyi hissettiriyor. Yazdığın zaman ki yazarken de hep şeye gayret ediyorum. Karşımda bir kişi varmış gibi. Onunla sohbet ediyormuşum gibi. Onunla bir terapi seansındaymışım gibi. Yürüyormuşum gibi olsun istiyorum. Ve yazmak bana çok keyif veriyor. Kendimi daha iyi hissettiğim bir zaman dilimi olduğu için şunu seçtim açıkçası. Terapiyle çok az sayıda insana hizmet verebiliyorsunuz. Ama toplumsal fayda, rahmetli Doğan Hoca, idolümdür kendisi. Hatta izlemediyseniz beraber çektiğimiz bir videomuz vardı Ustalarla Söyleşi serisinde. Onu da izleyebilirsiniz. Yani onun gibi toplumsal faydayı seçtim diyebilirim. Yazmak, videolar çekmek bunların bir parçası. Hayattaki son gününüzden haberdar olsaydınız nasıl geçirirdiniz? Son gün olursa var ya çok kötü olurdu benim için açıkçası. Yani bir yıl olsa o zaman belki bir atraksiyon yapabilirdim diye düşünüyorum. Yani bayağı son bir gün ben kendimi düşünüyorum da çok kötü. Kaygı nöbeti geçirdim, panik atak geçirdim. Bayağı sıkıntılı olabilirdi. Son bir gün bayağı sıkıntılı ama günün nihayetinde sevdiklerime, sevdiğime, kızdıklarıma, kızdığıma, küfür etmek istediklerime, küfür etmeye hepsini yapar. Ondan sonra nihayetimi erdirirdim ömrümü diye düşünüyorum. Ama bir yıl olsaydı o daha vurucu ve bana hareket alanı tanımlayan bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. Sufi bir insan nasıl olurum? Yani bu benim uzmanlık alanım olan bir konu değil. Ama şunu söyleyeyim, tasavvuf konusunda da inanılmaz derin araştırmalar yapmış bir insan değilim. Sadece şu konu benim çok ilgimi çekiyor tasavvufa dair. Sufiliğin de hani bir rol model dediğim gibi o bambaşka bir konu. Ama tasavvuftan hayatımıza ne katabiliriz dersek kabullenmeyi. Yani her ne olduysa, kitapta da bahsetmiştim son kitabımda, olması gerektiği için oldu. Yani burada hatta Latince'de de bir söz vardır, amor fati diye. Yani kaderini sev. Yaşadıklarını sev. Çünkü genelde değiştiremiyoruz bazı şeyleri. Birçok şeyi değiştiremiyoruz. İnsan buradaki acizliğini kabullendiği zaman daha keyifli, tatminkar ve başta da söylemiştim ya, huzurlu bir yaşam ortaya çıkıyor. Ve gelelim son soruya. Nasıl iyi bir psikolog olunur? Bu yolda yapılması gerekenler nelerdir? İyi bir psikolog olmak yani bence insani bir mevzu. Birçok psikologla beraber çalıştım. Birçok psikoloğu tanıyorum. Yani kendimizle ilgili sorunlarımız varsa ki biraz böyle off the record bir şey söyleyeyim. Bizim bir hocamız vardı şunu derdi. Psikologların üçte biri bir şekilde rastlantısal bilmeden tesadüfi bir şekilde bu bölüme gelmiştir. Üçte biri gerçekten bu bölümü çok istediği için gelmiştir. Üçte biri ise kendini tedavi etmek için gelmiştir. Şimdi kendini tedavi etmek için gelenlere kötü bir haberim var. Psikoloji bölümlerinde ya da psikiyatri ihtisaslarında böyle bir tedavi imkanı sunulmuyor. Yani siz o bölümle tedavi edemiyorsunuz kendinizi. Kendinize bir olmanız gerekiyor. Bunun haricinde bu çok insani genel bir öğüt ama iyi bir üniversitede, en azından oturmuş bir sistemi olan bir üniversitede psikoloji bölümü okumak, eğitimlerinizi tamamlamak ve bolca okumak, araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bakıyorum, güzel ve keyifli sorular seçmişler. Burada arkada koskocaman bir ekip var. Çok teşekkür ediyorum soruları seçtikleri için, bu güzel soruları. Bu arada kitaplarımı merak ediyorsanız, Murat Menteş de benden önce çekimdeydi. Eğer onun videosunu da izlemediyseniz izleyin kesinlikle burada. Yazar sohbetlerinde. Onun gibi ben de diyeceğim. Aşağıda kitaplarımın linki var. Eğer bugüne kadar zaten edinmediyseniz çok ayıp ama edinmediyseniz de aşağıdan linkine ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere.